Herkese merhabalar. Bugünkü webinarımızın konusu Vim'in 12.1 versiyonu hakkında olacak. Normal şartlar altında aslında yılın bu zamanlarında beklediğimiz versiyon bir sürpriz olarak 2023'ün son aylarında çıktı ve biz de bugün bu konulardan konuşacağız. Yeni gelen özelliklerden bahsedeceğiz. Ama buna başlamadan önce özellikle burada bugün yaptığımız etkinliğin aslında temelini birkaç şey söylemek istiyorum. Vim User Group, buradaki katılımcıların çoğu buraya üye biliyorum ve bunun dışında her geçen gün yine artan bir community olarak devam ediyoruz. Vim'in globalde yönetmiş olduğu Vim Communities çatısı altında Vim User Group Türkiye olarak belli zamanlarda etkinlikler yapıyoruz. Ben de bir süredir bu komitenin, Vim User Group Türkiye'nin liderliğini üstleniyorum. Bülent ve Moro ile birlikte de zaman zaman belli paylaşımlarda bulunuyoruz ve burayı aktif tutmaya çalışıyoruz. Çünkü herkesin yararlanabileceği, çok kolay ulaşabileceği, herhangi bir gereklilik olmadan direkt herkesin paylaşım yapabileceği güzel bir platform sunuyor Vim bizlere. Ve bizler de buradaki komüniteyi aktif tutmak için zaman zaman çalışıyoruz. Konumuza gelecek olursak, dediğim gibi bugün Vim'in 12.1 versiyonu ve bununla birlikte Vim One ve Vim Recovery Orchestrator ürünlerinden bahsedeceğiz. Burada gelen yeni özellikleri konuşacağız. Bugün bizlerle Vim Türkiye ekibinden de Bülent Tolu ve Moro Hekim bizlerle birlikte olacak. Her zaman olduğu gibi daha şimdiden katkılarınız için çok teşekkür ederim Bülent, Moro. Diyerek topu sizlere atıyorum. Bir aslında sohbet havasında yapmayı planlıyoruz. Yani dilediğiniz zaman sorularınızı da sorabileceğiniz ve bizlerin de arka tarafta dinleyen olarak yöneltebileceğimiz bir şekilde ilerlemeyi düşünüyoruz. Yaklaşık bir saat kadar sürecek. Bülent. Tamamdır. Çok teşekkürler Berat. Herkese hoş geldiniz diyelim tekrar. Berat'ın dediği gibi herhangi bir sorunuz olursa lütfen hani chat panelinde kullanabilirsiniz. Oradan sorularınızı yanıtlarsanız zaten birebir cevaplamaya çalışacağız. Bugün biraz da Berat'ın dediği gibi Vim veri platformu en son çıkan 12.1 sürümüyle ilgili sizlerle bilgi paylaşmaya çalışıyor olacağız. Dolayısıyla diyerek beraber başlayalım. Şimdi Vim hani senelerdir geçmişten günümüze baktığımızda büyümeye devam ediyoruz. Büyümemizin arkasında esasında bu teknik gücümüz var. Yani zaten hani vizyonumuz hakkında da kısaca detaylandırmaya çalışacağız ama her platformda her şekilde yedeklerinizi sağlayabilmek, oradaki veri koruma stratejinizi doğru oturtabilmek, yeri geldiğinde DR senaryolarını oluşturabilmek Vim'de çok kolay diyelim. Ve geçtiğimizden günümüze geldiğimizde hala Gartner'da, IDC'de raporlara baktığımızda Vim globalde bir numara olarak devam ediyor. %80 Fortune 500 dediğimiz en büyük şirketlerin %81'i diyelim ekranda gördüğünüz gibi Vim müşterisi. Dolayısıyla bu engineering yani mühendislik yeteneklerimizi esasında sahada uygulayarak sizlerle beraber projelerimizi değerlendirerek Vim'in gücünü de sizlerle de paylaşmaya çalışıyor olacağız. Bu kapsamda zaten Vim çok hızlı yetenekler anlamında da büyüyor. 12.1 sürümü bugün zaten ana konularımızdan birisi. Hani 12.1 olarak isimlendiriyoruz. Biraz minor bir sürüm gibi duruyor ama gerçekten içerisinde gelen yeteneklerle, güvenlik önlemleriyle beraber esasında çok önemli sürümlerden bir tanesi. Bizim de çok ilgi duyduğumuz, müşterilerimize de çok paylaştığımız sürümlerden bir tanesi. Dolayısıyla oradaki bilgileri sizlerle paylaşıyor olacağız. Şimdi bu Bülent, kadar... şunu söyleyebiliriz kullanıcılarımıza. Özellikle Vim dediğiniz zaman aklınıza her ne kadar backup and replication geliyor olsa da Vim artık özellikle modern bir data center'ın ihtiyacı olan availability ve monitoring ürünlerini beraberinde sağlıyor. Nitekim Vim Data Platform'u incelediğimiz zaman en temel konularımız olan Recovery Orchestration, Monitoring ve Backup and Recovery'ye baktığımız zaman ve bunların alt kırımlarına baktığımızda bugün modern bir data center'da kullanılan ister bulut tabanlı olsun, ister virtualization tabanlı olsun, ister fizik olsun, ister uygulama tabanlı olsun, isterseniz software as a service yani bugün bir data center yapan birçok uygulamanın Vim tarafından desteklendiğini, bunların arasında ilgili korumaların, disaster recovery gibi birçok senaryonun tek bir platform üzerinden yapıldığını rahatlıkla görebiliyoruz. Dolayısıyla Vim geçmişte sadece bir backup and replication yazılımı görürken bugün data center'ları uçtan uca cover ediyor.
Biraz daha detaya inecek olursak, günümüzde birçok modern hipervizör, birçok bulut platformu, birçok Kubernetes platformu bugün Veeam'in data platformu altında yedeklenebilir yapılara geldi. Dersen bundan sonra sen devam et ya da ben devam Tamam. edeyim. Şimdi hani ne gibi platform içerisinde yetenekler var diyecek olursak bunlardan bir tanesi güvenli yedekleme ve hızlı kurtarma yetenekleri. Bunları dediğimiz gibi açıyor olacağız ilerleyen süreçte. En önemlisi hani güvenli olarak yedek aldım mı? Aldığım yedekten güvenli olarak dönebiliyor muyum? Güvenlinin yanı sıra artık öyle bir teknolojiye zamana geldik ki çok hızlı dönüşler istiyoruz. Artık tolere edemeyiz. Hani 5 dakika, 10 dakika bizim için çok büyük süreler veri kesintisi için. Dolayısıyla anında kurtarmaları yapabiliyor muyum? Bunu hangi platformlarda yapabiliyorum gibi sorular aklımıza geliyor. Tabii hani süreç olarak geldiğimiz teknolojik seviyede artık hibrit bulutları çoklukla konuşuyoruz. Çoklukla her yer kullanıyor. Çünkü işte bulut ortamlarının faydaları farklı, on-premise ortamlarının faydaları farklı, farklı uygulamalar için farklı platformlar kullanıyoruz ama arkadaki verileri tek bir platform üzerinden yönetebiliyor muyum gibi soruları zaten güvenli yedekleme ve hızlı kurtarma teknolojileriyle Veeam'de çok rahatlıkla destekliyoruz diyelim. Diğer yandan Özellikle hızlı kurtarma dediğimiz zaman şöyle birkaç örnek vermek gerekirse kullanıcıların kafasında çoğunlukla problem anında sağ mouse restore vardır. Veeam'in patentli instant recovery teknolojiyle biz bunu saniyelere indirebiliyoruz ve bunu cross platform yapabiliyoruz. Hatta bunun bir adım ötesi bunu bulutu üzerinden de tetikleyebiliyoruz. Dolayısıyla Bülent'in de biraz evvel belirttiği gibi artık verinin nerede olduğu problem değil. Hepsini tek bir ekran üzerinde rahatlıkla yönetebiliyoruz ve bunlarla ilgili recovery senaryolarını çalıştırabiliyoruz. Tabii bütün bunları yaparken de arka tarafta bunları izlememiz gerekiyor. İzlerken nasıl izleyeceğiz, neleri yapacağız, hangi kolaylıkları göreceğiz ve bize bu mümkün olduğunca anlaşılabilir bir basit dilde sunulabilir mi gibi sorular geliyoruz. Veeam'in özellikle proaktif izleme ve yönetim tarafındaki Veeam One Monitoring özelliğiyle beraber potansiyel sorunların görülmesi, oluşacak tehditleri önceden bulmamıza, herhangi bir problem olmadan durumumuzu gözlenip ve gerekli aksiyonları almamıza ve ihtiyaçlarımıza bağlı olarak da otomatik düzeltme gibi birçok seçenekten Veeam'in özelliklerini kullanarak yararlanıyoruz. Dolayısıyla Veeam artık sadece veri koruma ve yönetim tarafında değil, artık aynı bir bilişim elemanı gibi size yardımcı edebilecek özelliklere sahip durumda. peki ikinci konu tabii ne? Monitoring yaptım, izleme yaptım, yedekleme süreçlerimi, veri koruma süreçlerimi ilerlettim. Disaster recovery. Yani burada en önemli konulardan birisi de şey oluyor. Çünkü hani bir iki makinem varsa bir felaket veri kurtarma veri merkezine disaster recovery failover yapma ihtiyacım olduğunda örnek diyelim kelimeler çok fazla birbirine giriyor. Ankara'da, İstanbul'da veri merkezim var. Ankara'da felaket kurtarma veri merkezim var. Başıma bir felaket geldi ve Ankara'dan çalışmak zorundayım. İstanbul erişilemez hale geldi. Buradaki süreçleri yönetmek hani 1 2 VM, 3 VM, 10 VM ise bazen kolay olabiliyor ama hani admin olarak ben ortamımı biliyorsam girip işte makinaları hangi sırayla açacağımı biliyorumdur, neleri konfigüre edeceğimi biliyorumdur. Bunları yapabilirim. Şimdi birinci senaryo bu orkestrasyonu büyük makineler seviyesinde sağlayabilmek. Ki bu 10 makine olsa da bence çok önemli. Çünkü hangilerinin ne şekilde sırayla açılacağını öncesinde planlayıp testlerini yapıp başarılı bir orkestrasyon planının hani nasıl çalışacağını tanımlayıp bunu başınıza bir felaket geldiğinde tek bir klikle çalıştırabilir hale geliyorsunuz. Benzer senaryo tabii ki diyardan tekrar ana veri merkezine dönme senaryosu. Dolayısıyla oradaki süreçleriniz içerisinde de bu kurtarma orkestrasyonu dediğimiz otomatik testlerin yapılması, dokümantasyonun sağlanması, tek tıkla kurtarma seçenekleri de Veeam Recovery Orchestrator ile geliyor. Tabii bununla beraber yeni bir çözüm daha duyurduk. Bu çözüm nedir Moro? Ondan da bahsedebilir misin? Bu çözüm bizim Sirius çözümümüz. Berat'ın bahsettiği gibi Veeam birçok yenilik yapmaya devam ediyor ve en son yılbaşından kısa süre önce Sirius çözümünü duyurduk. Sirius tamamen 365 sistemlerini yedeklemek ve bu yedeği bulut tabanlı bir yapıda yani backup as a service şeklinde sunmak üzere tasarlanmış bir yapı. 365 sistemlerini bugün kurumların büyük bir çoğunluğu maalesef koruma ve ransomware saldırılarında ya da ilgili dosya silme operasyonlarında birçok kullanıcı bunlardan etkileniyor. Sirius özellikle bu tip ihtiyaçları karşılamak, veriyi 365 üzerinden alıp kendi güvenilir platformda ransomware korumalı olarak tasarlanmış bir yapı altında sunmayı hedefliyor. Bütün bunları yaparken de aynı Veeam Backup and Replication ve benzeri tool'lardan alışkınız,
benzeri ara birimlerle birkaç mouse tıklamasıyla ilgili backup restore operasyonlarını yaparken size arka tarafta hiç ihtiyaç duyduğunuz kapasite ve performansı tamamen Azure mimarisi üzerinden sağlıyor. Böylelikle lokalde herhangi bir şekilde bir kurulumu yapmadan bütün verilerinizi Veeam'in backup as a service çözümü olan Sirius'te rahatlıkla koruma altına alabilirsiniz. Burada aslında uzun zamandır Veeam Backup for Microsoft 365 hayatımızda olan bir ürün ama Sirius'la birlikte de aslında seçeneklerin artması da güzel olmuş. Çünkü bazen insanların bir servis olarak bir ürünü kullanma ihtiyacı öne çıkabiliyor bu kolaylık. Çünkü Moro dediğin gibi bunun ne bir kurulumu, ne bir konfigürasyonu, daha doğrusu maintenance'ı, arka planda onun sağlıklı çalışıp çalışmadığını test etmek gibi bir şeylere uğraşmıyorsunuz. Çünkü zaten bir servis olarak alıyorsunuz ve sadece işini yapıyor. Yani bir username password ile sisteme login olduktan sonra web ara biriminden birkaç tıklamayla rahatlıkla güvenlik altına verilerinizi alabiliyorsunuz. 5 dakika içinde backup. Yedekleme. Ve 5 dakika içinde hazır. Yani siz başla dediğiniz zaman credential'ları girdikten sonra ilk backup'ları almanız Bülent'in dediği gibi 5 dakika sürüyor. Sonrasında en güzel siz altyapı vesaire hiç uğraşmadığım için çok güzel bir hale geliyor. O zaman şeyden de biraz bahsedelim isterseniz. Çok hoşuma giden şey herhangi bir planlama yapmanıza gerek kalmıyor. Normalde sizlerle oturup bir proje yaptığımız zaman bir planlama yapıyoruz. Proxy belirliyoruz, kapasite belirliyoruz, ne kadar kapasite tahmini gider onu hesaplıyoruz. Sirius çözümüne bunların hiçbirine ihtiyacımız olmuyor. Sadece bir username password ile ilgili erişimler sağlandıktan sonra create backup policy butonuna basıp backuplarımızı alırken bize düşen tek şey elimizdeki çayımızı kahvemizi yudumlamak oluyor. Evet, Netflix'e girip film izlemeye başlama kadar kolay diyebiliriz. Aynen öyle. Peki Netflix izlerken ransomware konusunda ne yapacağız? Onunla ilgili çok güzel filmler var. Oradan devam edebiliriz. Onun için yeni yeni bölüm 12.1 Veeam sürümüne öncelikle upgrade etmemiz gerekiyor. Şimdi kurumlara sorduğumuz zaman çoğunlukla upgrade çalışmalarını yaptıklarını ya da halihazırda planladıklarını söyler. Ransomware saldırısından dolayı birçok kurum maalesef geçmişte ciddi miktarda zarar gördü. Örnek olarak geçen seneyle bu seneyi kıyasladığımız zaman geçen sene ortalama %75 kurumların zarara uğrarken günümüzde kurumların %85'i maalesef yılda en az bir defa fidye saldırısına uğradığını gösteriyor. Bu şu anlama geliyor. Çevrede konuştuğunuz iki kişiden bir kişi mutlaka fidye saldırısına uğruyor. Ve bunların saklanması için de %67'si hibrit bulut kullanıyor. Verilerini bir şekilde dışarıya atıyor. Peki attık. Herhangi bir şekilde bir sıkıntı yaşıyor muyuz ya da bir kesinti yaşıyor muyuz gibi soru sorduğunda da maalesef kurumların %28'i maalesef yılda bir kere en azından bir kesinti yaşadığını söylüyor. Bunun çeşitli sebepleri olabilir. İnsan hatası, donanım hatası ya da yazılım hatası ama günün sonunda siz bir kesinti yaşadığınız zaman her zaman etkilenen son kullanıcı ya da müşterileriniz oluyor. Dolayısıyla kurumların kafasına bir soru işareti bırakmamak için mümkün olduğunca bu işleri planlı ve otomatize yapmakta fayda var. Ve aynı şekilde de fidye yazılımları için de gerekli önlemleri alıp bu veri kaybeden kurumlardan olmamız için gerekli önlemleri almanız gerekiyor. Ya burada ek olarak zaten slide'da da var ama önemli konulardan birisi hani fidye yazılımı bir şekilde maruz kalırsak tabii ki yedeklerimizi korumamız gerekiyor olacak ve bunun hakkında teknolojileri bahsediyor olacağız. Ama diğer konulardan birisi de böyle bir durumda yaptığımız analiz çalışması sonucunda herhangi bir kötü niyetli yazılımın ortalama girdikten sonra tespitinden sonra iyileşme süresi yaklaşık ortalama olarak 1-2 hafta sürüyor ve aylara kadar sürebiliyor. Çünkü hani Allah korusun diyelim ama böyle bir probleme maruz kaldığımızda temiz yedeklemelerimizi bulmamız gerekiyor. Bu fidye yazılımı temizlememiz gerekiyor. Gerektiğinde ortamımızı farklı ortamlarda açmamız gerekiyor. Bununla beraber zaten legal hukuksal süreçler de işin içerisine girdiyse zaten onlar bir delil. Sanal makineler delil. Dolayısıyla dokunamaz hale de gelebiliriz. Bununla beraber hani her şeyi sıfırdan başlayabileceğimiz ortam da yaratmamız gerekebilir gibi farklı sorular, farklı kezler ortaya çıkıyor. Onun için hani iyileşme zamanı bununla beraber ne kadar sürede işte yedeklerimi temiz verilerimi bularak ortamımı ayağa kaldırabilirsek o kadar bizler için hani güçlü bir esasında veri koruma stratejisi sağlamış oluyoruz. Bunların temel taşı da esasında arka planda yedeklemelerimiz.
Her zaman söyleriz, yedeklemelerimiz en iyi, en son savunma hattımız. Dolayısıyla güçlü yedeklemelerle, güçlü veri korumasıyla gece hani Berat'ın dediği gibi Netflix izleyip rahatlıkla yatabileceğimiz ortamı her zaman sizlere sunmaya çalışıyoruz. Bunu da sağladığımızı taahhüt ediyoruz. Biraz sonra konuşuyor olacağız. Şimdi teknik özelliklere gelmeden önce isterseniz biraz Beam'in yeni sürümüyle beraber değişikliklerinden bahsedelim. Burada Moro ne gibi değişiklikler oldu isimsel, sürümsel anlamda? Öncelikle Veeam'in yeni lisanslama paketlerinde isimsel farklılıklar var. Bazıları kullanıcının kafasını karıştırsa da esasında sadece isimlerde bir değişiklik oldu. Foundation dediğimiz pakette yedekleme kurtarma yani Veeam Backup and Replication ürününü kullanıcılar sürüyoruz. Advanced dediğimiz pakette yedekleme kurtarma artı analiz yani diğer bir deyişle Veeam One ve Veeam Backup and Replication çözümünden bahsediyoruz. Böylelikle hem monitoringi hem backup'ını rahatlıkla takip edebiliyorsunuz. En üst paket olan Premium'da ise bütün bunları ilave olarak Disaster Recovery yani kurtarma otomasyon yazılımını pakete dahil ediyoruz. Premium'un bir avantajı da fidye yazılım garantisi. Belli bir büyüklükte olan kurumlara Veeam'in fidye yazılım garantisini de ilave bir servis olarak sunabiliyoruz. Ayrıca geçmişten gelen Veeam Backup and Replication Community Edition ve Veeam Data Platform Essential olarak da isteyen kullanıcılar bu ürünlere de erişmeye devam edebiliyor. Burada amaç tamamen ihtiyacınıza göre ilgili kurumlara bu paketlerin kullanılmasını sağlamak ve tek bir çatı altında daha rahat yönetilmesini sağlamak. Ve bununla birlikte de versiyon 12.1'de gelen o güzel özelliklere ve özellikle de aslında başlamadan önce şunu da söyleyebiliriz. 12.1'de gelen özelliklerin yani bugüne kadar görmediğimiz şekilde güvenlik özellikleri olduğunu söyleyebiliriz. Detaylara girdiğimizde her birinden bahsedeceğiz. Ama bunu söyleyebiliriz. Son zamanlarda gelmiş en fazla security ve cyber security tarafındaki özelliklere odaklanılmış versiyon olduğunu söyleyebiliriz. Berat 11. sürümdeysem 12'ye hızlıca upgrade edebilirim ama hani orada kısaca bir not düşelim. 11 kullanan varsa webinarımıza katılanlardan 11. sürüm bu ay itibariyle end of support'a düşüyor. Zaten arada 12. sürüm var geçtiğimiz sene çıkardığımız. Ama 12.1 Berat'ın da dediği gibi çok güçlü yeteneklerle geldiği için mümkün olduğunca hızlıca planlayıp 12.1'e geçmekte fayda var. Tabii bu bir ilave de ben yapmak istiyorum. Şimdi kurumların büyük bir çoğunluğu upgrade'i yaptı ya da yapmayı planlıyor. Bunun için Veeam'in Help Center'ında upgrade ile ilgili bir checklist var. Neleri kontrol etmeniz gerekiyor? Örnek olarak versiyonları, örnek olarak kullandığınız bir aplikasyon appliance varsa firmware seviyeleri gibi birçok not var. Herhangi bir upgrade operasyonuna başlamadan evvel mutlaka bu notların öncelikle kontrol edilmesi, eğer gerekiyorsa altyapıda ilgili düzeltmelerin ve iyileştirmelerin upgrade öncesinde yapılması gerekiyor. Sonrasında da sistemi rahatlıkla upgrade edebilirsiniz. Tabii normalde Veeam'in genellikle upgrade'leri sorunsuz ve kolay olsa da platformlar farklılaştığı için yani herkesin ortamı birbirinden farklılık gösterdiği için bu checklistlere mutlaka bakmamız gerekiyor. Bunları bakıp kontrolleri sağladığımızda upgrade'lerde herhangi bir sorun yaşanmadığını söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi yeni platformun özellikle siber tehditlere karşı özellikle yeni birçok özelliğin geldiğini görüyoruz. Bunların detaylarından bahsedeceğiz. Ama örneğin işte uzun zamandır backup aldıktan sonra bu backup tarafında, backup dosyasında belli testlerin yapılması ya da belli ihlallere karşı, bozulmalara karşı belli kontroller vardı. Ama özellikle bu versiyonla birlikte daha yedekleme alınırken, yani daha yedek işlemi yapılırken aslında burada çok fazla gelen özellikler var. Ve dolayısıyla daha biz yedeği alırken herhangi bir problem olup olmadığına dair, herhangi bir anomali olup olmadığına dair bunları artık tespit edebiliyoruz. Yani arka planda bir malware var mı yok mu ya da bu tarz uygulamalar bulursa bunları başka yerlere yönlendirme, ServiceNow ile entegrasyon, dolayısıyla böyle bir problem yaşanırsa, böyle bir tespit yapılırsa bunu anında ilgili ekiplere duyurulabilecek şeyler olabiliyor. Bu entegrasyonlar yapılabiliyor. Ayrıca Veeam Incident API ile birlikte
farklı CM tool'larından gelen bilgileri de yine Veeam tarafına entegre ederek herhangi bir problem yaşanırsa, örneğin daha başka diğer VM'ler etkilenmeden çok hızlı bir şekilde yedekleme yapma gibi, yani her iki taraflı olarak da kullanılabilen tool'lar var. O yüzden hani bunlar da yine önemli özellikler. Bununla birlikte her ne kadar uzun yıllardır bir örneğin antivirüs taraması Veeam'e dahili olarak, yani kullanılabilse de yedeklerden dönerken örneğin antivirüs taraması yaparak dönebiliyoruz ya da Shure Backup'ta kullanabiliyorduk. Ama bununla birlikte open source olarak Yara content analiz yapabiliyoruz. Yani belli parametrelere bağlı şekilde belli istediğimiz ölçülerde istediğimiz belli şeylere bakarak uygulamaların şeylerine bakar, içeriklerine bakarak bu yönlendirmeleri ya da bu analizleri yapabiliyoruz. Bunlar isterseniz bir signature base olarak indirebilir ya da kendiniz bile yazabilirsiniz. Yani size en uygun şekilde bu taramaları yapabilirsiniz. Ve ayrıca arka planda restore point'lere bakılarak en temiz, daha doğrusu bir problem yaşandığında biliyorsunuz herkesin aklına gelen şey acaba backup'larımda da bir tarz bu problem var mı diye aklımıza geliyor. Ve o yüzden geri dönüş yaptığımızda bu dosyaların da bu backup'ların da temiz olduğundan emin olmamız gerekiyor. Veeam bize yine gelen özelliklerle birlikte buradaki temiz bir backup dosyasını bulmamızı otomatik olarak sağlayabiliyor. Ve ayrıca bunu görsel olarak da örneğin bir ransomware hata yaşandığında disk üzerinde yapılan aktiviteler ya da işte çoklu dosya silinmesi gibi, yani ransomware hata olabilecek şüpheli hareketleri de bir görsel olarak da bizleri karşımıza çıkarabiliyor. Ve yeni gelen şeylerden bir tanesi, daha doğrusu bir önceki versiyonda yer alan Security ve Compliance Analyzer. Bu da ilk çıktığında çok limitli özellikleri kontrol edebilen bir şeydi. Ama yeni versiyonda çok daha detaylı, çok daha fazla bilgi veren bir hale büründü. Burada Veeam'in arayüzünden direkt bunu çalıştırıp arka planda best practice'lere uygun yapmış mıyız, kurmuş muyuz? Bunları görebiliyoruz ve dolayısıyla buna göre ortamımızı optimize ve daha güvenli hale getirebiliyoruz. ForEyes Principal Protection, örneğin bir backup dosyası ya da bir backup repository, bunların silinmesi noktasında ikinci bir onay mekanizması önemli. Çünkü istenmeyen bir şekilde silinen bu şeyler için ekstra bir onay alınmadan bunları yine silemiyorsunuz. Bu da yeni gelen özelliklerden biri. Ve belki de en çok sevdiğim şeylerden biri Veeam Threat Center. Veeam One ile birlikte artık Veeam Threat Center görebiliyoruz ve burada tüm ortamımızla alakalı SLA'ler, güvenlik problemleri, immutable olup olmadığı ve bunların tek bir ekranda görebileceğiz. Hani birçok şey söyleyebiliriz ama aslında tek ekranı gördüğünüzde tamamen anlayacaksınız nasıl olduğunu. İlerleyen slaytlarda da göreceğiz. Burada Yani. her zaman için amacımız verinin güvenli olarak saklanmasıydı. Berat'la Bülent'in de dediği gibi özellikle ransomware saldırıları maalesef kurumların canını yaktığı için bunları da detekt etmek için gerekli her türlü algoritma Veeam'in kendi üzerinde sadece birkaç mouse tıklamasıyla aktive edilebiliyor. Farklı ürünlerde olduğu gibi ilave bir ürün kullanmadan Veeam'in üzerinde yapılması hem ürünün kolay kullanımını hem de planlama aşamasında bizim daha rahat hesap yapmamız ve kaynakları belirlememize yardımcı oluyor. Bir yedek alıyorsunuz. Yedekte herhangi bir şekilde bir kötü yazılıma denk geliyorsanız Veeam sizi ilgili alarmlarla uyarıyor. Böylelikle yedeklerinizde bir problem olduğunu ve yarın bir gün bir siber saldırıya maruz kalabileceğiniz uyarısını Veeam size veriyor. Herhangi bir sıkıntı anında da ServiceNow senkronizasyon işlemleriyle ilgili çağrı merkezine ve altyapınızda kullanan ServiceNow'a ilgili iletişim veriyor. Ve Veeam Instant API, diğer bir adıyla Olay API ile beraber de ilgili aksiyonları gerekli sistemdeki diğer elektroniklere haber vererek korunması, firewall ve benzeri ilgili bütün birimleri haberdar ediyor. Böylelikle sadece backup'ı almıyor, backup çevresindeki bütün komponentleri ve bundan etkilenecek kişi ve yazılımları da bilgilendiriyor. Şimdi o Bütün zaman bunları. ilk kötü amaçlı yazılımı algılama. Yani başıma bir felaket gelmeden önce bir şey olursa bunu yedeklerden, yedekleme süreçlerinde yakalayabilir miyim kısmı. Bu kapsamda iki ayrı yetenek var. Detaylandırıyor olacağız.
Bunlardan bir tanesi ekranda gördüğünüz, üst kısımda gördüğünüz inline entropi analizi. Ne yapıyor çok kabaca? Arka planda yedek alırken daha yedek aldığımız süre içerisinde belli analizler çalıştırıyoruz. Bu analizlerin sonucu yedekleme bittiği zaman bizlere şunları söyleyebiliyor. İçerisinde yedeklemede yani yedeklediğimiz iş yükünde sanal makine olabilir, fiziksel olabilir. Herhangi bir encryption başlamış mı, başlamamış mı bunun hakkında sizlere alarm üretebiliyoruz. Tabii encryption başlamış mı niye önemli? Çünkü fidye yazılımı bulaştığında biraz sonra tekrar konuşacağız ama ilk önce yedekleme dosyalarını saldırmaya çalışırlar. Bununla beraber de arka planda iş yüklerini enkript etmeye, hani dosyalarımızı enkript etmeye başlarlar. Dolayısıyla o süreç içerisinde yakalarsak zaten enfeksiyonun yayılmasını da engelleyebiliriz. Yani ilk makinede ya da ikinci makinede yakaladığımda gerekli önlemleri alarak, alarmları üreterek böyle bir sorunun olduğunu sizlere haber verebilir. Ortamı hani kitleyerek işte gerekli temizlik işlemlerini yaparak süreci çok daha kolay hale getirebiliriz. Dolayısıyla daha yedek alırken bu süreci yönetmek, onunla beraber de alarmları almak çok önemli. Burada low, normal, extreme diye ortamınıza bağlı olarak kullandığımız esasında algoritmalarda kullandığımız ekstra bir ayar var. Eğer çok fazla hani kritik bir ortamsa ekstrem seçebiliriz. Bu işlemler çok daha detaylı olarak arka planda yapılıyor olacak. Tabii burada teoriksel ve mühendislik anlamında arka planda artificial intelligence ve machine learning dediğimiz algoritmalar da kullanılıyor. Dolayısıyla Veeam arka planda gerekli analizi yaparak sizlere bu anlamda uyarılar veriyor. Bununla beraber bu özelliğin içerisinde bir de ekstra olarak onion linklere bakabiliyoruz. Yani Tor browser'da kullanılan işte herhangi bir malware bulaştığında desktop'umuzda hep görürüz ya işte şu linklere gidip şu kadar para ödemeniz lazım ya da şu süreçleri takip etmeniz lazım diye. Dolayısıyla onion linkler hakkında da herhangi bir bilgi sahibi olduğumuzda sizlere hızlıca suspicious ya da infected diye alarmları Veeam üzerinden iletebiliyoruz. Siz de onların üzerine aksiyon alabilirsiniz. Tabii hani güvenlik dediğimizde bu bir strateji. Farklı açılardan bakmamız gerekiyor. Zaten bir sonraki teknolojilerde onun içerisinde. Burada en önemli konulardan birisi de bunları yaptım ama bildiğimiz bizim arka planda bazı dosya tipleri de var malware olan. Bunların hakkında neler yapabiliriz diyecek olursak Berat burada herhangi bir şey yapabiliyor muyuz? Burada aslında ona gelmeden şunu söyleyeyim. Normalde hani az önce bahsettin ya onion linkler diye. Normalde aslında bununla alakalı hiçbir fikri olmayan birisi bile aslında Veeam'in bize suspicious gördüğü yani bize bu bilgilerle birlikte aslında gerçek manada bir şey olduğunu anlayabiliyoruz. Yani yakın zamanda çalıştığımız bir müşteri de hani Veeam bu uyarıları yeni versiyona geçmişlerdi ve Veeam bu uyarıları vermişti ve gerçekten dediğin gibi saçma sapan şeylere sahip oradaki dosyalar, farklı isimler ya da farklı uzantılar birçok şey vardı ve aslında hiç farkında olmadan yeni versiyona geçer geçmez aslında bunlar hakkında ortamındaki bir problemle alakalı bilgi sahibi olduğunu söyleyebiliriz. Uyuyan hani sleeping diye geçiyor ama evet. Onları da hemen yakalamaya başlayabiliyorsunuz. Bir nevi health check oluyor, bir nevi eskiden kalıntılar varsa onları bulabiliyoruz gibi. Hani farklı yerlere de gidiyor. Benzer senaryoları biz de yaşıyoruz. 12.1'e geçmeyle beraber burada hani bir şey varmış şu an aktive değil ama yakaladık diye feedbackler alıyoruz açıkçası. Aynen. Zaten bir biraz de şu saldırısının biraz daha geçmişine baktığınız zaman kurumlarda ortalama 4 ile 6 ay önce sisteme girildiği gözüküyor. Dolayısıyla biz burada backup'larda bunu yakalamaya başladığımız andan itibaren birçok şeyin önünü kesmiş oluyoruz. Burada bu arada ekran görüntüsünde aslında bir şey dikkatimi çekti. Normalde hani belki backup job'lar ayarlarken uzun yıllardır hani application ve processing açıp ama onun altındaki o bu guest file system indexing nedir? Bunu açmayayım bilmiyorum vesaire dediğimiz şeylerde artık belki de bugün açmak isteyeceğiz. Çünkü o sunucu üzerindeki şüpheli hareketleri detect edebilmek için bu guest index açmamız lazım. Bunu da unutmayalım. İndeks açtığımızda ne oluyor? Kısaca açalım istersen. Evet, İndeks buradaki... açtım. Veeam olarak yedekleme sürecinde Windows ya da sanal makinelerin indekslerini aldım. Bu ne işime yarayacak dersek? Ortaya attım. O zaman devam edelim. Bu nedir diyecek olursak yazan yok. İndeksler
üzerinden analiz yapabiliriz. Zaten az önce söylediğim gibi Veeam'in kendi içerisinde 12.1'e geçtiğinizde tuttuğumuz bir veri tabanı var. Sizler tamamen hash'li özel olarak o dosyaya girip edit edemediğiniz bir dosyadan bahsediyorum. Kapalı bir ortamınız varsa Veeam KV'sinden, Veeam sitesinden indirip bunu kendi ortamınıza güncel olarak devamlı da koyabilirsiniz. Amacı şu: 4000'e yakın bildiğimiz known, bilinen extensionlar var. Bu extensionlar, dosyaların uzantılarından bahsediyorum, zaten malware olduğu biliniyor sektörde. Güvenlik üreticileri tarafından zaten bu bilgiler var. Bunların üzerinden tarama yapabiliyoruz. Dolayısıyla örnek olarak OKOKOKO diye bir extension var. Bunun üzerinde de o indeksler üzerinde taramaları yapıp bu tarz bir dosya varsa bunların üzerinden de sizlere alarm kurabiliyoruz. Dolayısıyla farklı yerlerde, farklı açılardan da buraya bakmış oluyoruz. Bunu da otomatik olarak Veeam kendi bünyesinde veri tabanını update ediyor diyelim. Şimdi yeni gelen arka taraftaki loglama bizim loglarımızın içine dahil ediyor. Bizlere gelen en baştaki sorulardan biri, biz loglamayı yapıyoruz diye çok güzel, biz bunları bir yere alabilir miyiz? Yani bir CM tool'una bunu entegre edebilir miyiz? Veeam'in versiyon 12.1 ile beraber artık CM tool'larına entegrasyon da söz konusu. Herhangi bir alarm ya da bir notifikasyon geldiği zaman CM tool'ları üzerinden de bunları rahatlıkla bir ara birim üzerinden görebileceğiz. Böylelikle hem uç taraftaki kullanıcıların yönetmesi ve sistem monitörünü yapan mühendislerin yönetmesi çok daha güzel olacaktır. Aynı zamanda izlemeyi kolaylaştırdığı için herhangi bir sıkıntı var mı yok mu görebileceğiz. Diğer bir entegrasyon da ServiceNow ile. Bugün birçok kurum ServiceNow iş süreçlerinde çağrı yönetimi için kullanıyor. Veeam One entegrasyonu ile beraber artık ServiceNow sistemi üzerinden de ilgili alarmları, ilgili çağrıları rahatlıkla takip edip iş akışlarında bunlarla ilgili gerekli aksiyonu rahatlıkla alabileceğiz. Sistem bu arada şöyle için, pardon. Aslında bir de şöyle anladığım kadarıyla normalde Veeam'in aslında syslog konfigürasyonuyla birlikte gönderdiği loglar, ama bir yandan da farklı örneğin ServiceNow veya farklı CM tool'ları ile olan entegrasyonlarla birlikte aslında çift taraflı bir şeyden bahsediyoruz değil mi? Aslında Veeam de bu CM tool'larını veya syslog server'lara gönderdiği bilgilerle orayı besliyor. Farklı CM tool'larından da aslında Veeam'in haberdar olup, hani belki de ilerleyen şeyde bahsedeceğiz, böyle bir anda belki de çok hızlı daha diğer sunuculara örneğin yayılmadan hızlıca backup almasını sağlayabilecek otomasyonlar da oluyor. Dolayısıyla iki tarafın birbirlerini desteklediği bir çözüm sunuş oluyor burada. Yani doğru söylüyorsun. Veeam bakıldığı zaman dediğim gibi sadece bir koruma değil, artık tamamen bir yönetim platformu haline geldi. Nitekim ServiceNow ile bu iki taraflı haberleşmesi de buna güzel bir örnektir. Evet. Burada aslında az önce bahsettiğim şey de bu Veeam'in sunmuş olduğu Veeam Incident API ile birlikte farklı ürünler. Bunların bir listesi var mıydı hatırlamıyorum. Yani şu an hangileriyle entegrasyon var, ama API olduğu için sanıyorum uygulamalar, farklı uygulamalarda aslında buna entegre olup bunları gönderebilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla ortamınızda zaten bir güvenlik ekibiniz, kullanmış olduğunuz yazılımlar, farklı tool'lar varsa bunlarla da Veeam'le birlikte bunları entegre edip burada az önce bahsettiğim gibi herhangi bir problem yaşanıldığı düşünülüyorsa çok hızlı bir şekilde bir quick backup job'unu tetikleyip Veeam tarafında da bunu alabiliyoruz. En son halini rahatlıkla alabilmek için. Evet. Aynen. Şimdi ilk tanımladık. Bir problem varsa hani suspicious infected olarak sizlere söyledik. Veya işte incident API'lerle third party üründen bir alarm geldi. Onunla beraber backup'larımızı aldık. Ne yapmamız gerekiyor? Veri kurtarma yapmamız gerekiyor. Tabii önemli konulardan birisi, başından beri bahsediyoruz, belli bir infeksiyon olduğunda ortamımıza restore işlemi, kurtarma işlemi yapacağımız zaman neden emin olmak isteriz? Temiz restore point'ten, temiz noktalardan. Yani içerisinde malware olmayan yedeklerimizden dönmek ve garanti etmek isteriz. Çünkü içerisinde malware olursa aynı problemi büyük ihtimalle bir hafta içinde, 3 gün içerisinde tekrar yaşıyor olacağım, tekrar ortamımı kapatıyor olacağım. Bu da kötü durumlardan birisi. Dolayısıyla bu taramalar ve temiz yedeklemeler hakkında yeni yeteneklerle geldi. İstersen ilk başta şeyi beraber açalım.
veri kurtarma süreçlerindeki geri yüklemelerde data labs'ı nasıl kullanırız diye açalım. Buradaki açıkçası senaryo şu, birinci birden fazla senaryo var ama Sure Backup'ı hatırlarsınız, veri korumalarında yani verilerimizi aldıktan sonra Sure Backup'la beraber yedeklerimizi otomatik olarak testlerini yapabiliyorduk. Şimdi herhangi bir enfeksiyon durumunda, diyelim ki bir enfeksiyona maruz kaldık ve tespit ettik, bir problemim var. İlk başta Moro, ne yapmamız gerekiyor ya da neler yapabiliriz burada? Öncelikle bir Sure Backup job'unu çalıştırmamız gerekiyor. Geçmişte Sure Backup'ı kullananlar hatırlayacaktır. Sadece antivirüs entegrasyonu vardı. Versiyon 12.1 ile beraber yara kurallarını da artık tarayabilir hale geldik. Birinci resim, en üstteki resme baktığınız zaman dikkat ederseniz antivirüs ve yara kuralları ile beraber sistemi tarıtabiliyoruz. Bu bize ne sağlıyor? Sistemi açarken öncelikle bir izole alan oluşturuyoruz. Böylelikle network tarafında bir segmentasyon yapıp kaba tabirle problemleri arasında bir set çekiyoruz. Sonrasında da bunu antivirüs ve yara kurallarına bağlı olarak temiz mi değil mi ilgili aksiyonları alıp kontrol ediyoruz. Burada amaç Bülent'in de dediği gibi herhangi bir restore anında bir sıkıntı varsa temiz bir şekilde veriyi dönebilmek. Ve temiz bir şekilde veriyi dönebilmenin en kolay yolu bunu izole bir ortamda kontrol etmek. Vim'in bu entegrasyonları sayesinde bunu rahatlıkla yapabiliriz. Peki geçmişteki backuplarımız için ne yapacağız Bülent? Yani mesela benim elimde 20 tane backup seti var diyelim. Bunları bir şekilde taratabilir miyim? Kolaylığı var mı? Tabii. Bir dipnot daha ekleyeyim. Berat, bir önceki slayta geçebilirsek. Önemli konulardan birisi, alt ekrandan da bahsedelim. Artık Sure Backup'ta yani yedekleme testlerini yapabildiğimiz yeteneklerde ikinci bir mod geliyor. 12.1'den öncesinde bunlar canlı ortam. Yani sanal makinaları antivirüs testinden geçirip canlı ortamda kapalı bir network'te, izole bir network'te açıp testlerini yapabiliyorduk. Yeni gelen yeteneklerle beraber arzu ettiğimizde makinaları açmadan daha disk seviyesinde arka planda hem antivirüs hem biraz sonra bahsedeceğimiz yara testlerinden geçirebiliyoruz. Bu arada bence bu gerçekten işleri operasyonel anlamda kolaylaştıran bir özellik. Çünkü hani Sure Backup konfigürasyonuna bakıldığında bazen bazı ortamlarda kullanıcıların zorlanabildiğini, hani şeyleri, best practice'leri takip etmezse zorlanabildiğini görüyorduk ve onu bir isolate network'te açmak vesaire belki de onları yavaşlatan şeylerdi ya da bu özelliği kullanmaktan alıkoyan şeylerdi. Ama bu şekilde bir virtual lab'a ihtiyaç olmadan bunu yapabilmek bence operasyonel olarak çok işleri güzelleştiriyor. Ve hatta sağ mouse da wizard'lar üzerinden Berat'ın dediği gibi evet, rahatlıkla yapılabiliyor. Burada amaç mümkün olduğunca işi kolaylaştırmak ve işi otomatikleştirmek. Aynen. Ve hatta ekstra bir use case daha da bahsedelim. İlla antivirüs yara biraz daha farklı amaçları da yarıyor bu teknoloji. Şunu da diyebilirsiniz. Ya Bülent, böyle böyle bir formatta bir bilgi var mı benim veri merkezimde dediğinizde gerekli yara kurallarını yazarak taramaları yaptığımızda örnek olarak örneklendirelim. TC kimlik numarası. Benim sanal makinelerimde, iş yüklerimde TC kimlik numarası var mı? Sorusuna cevap vermek için dahi bunu kullanabiliriz. Yara kuralını yazarız, taramayı başlatırız. Yedeklemelerden tarayarak bu formatta bir işte string olabilir, text olabilir, hash olabilir. Bunların taramalarını yaparak makinaları açmadan yedekleme dosyaları üzerinde onların üzerinde de sizlere alarm bilgiyi paylaşabiliriz. Bu amaçla da dahi kullanabilirsiniz. Diğer yandan Moro'nun sorusuna cevap olarak tabii ki herhangi bir malware bulaştığında ilk sorumuz hangi yedeklemelerimiz temiz? Bu da çok kolay bir imde. Sağ fare scan backup. Bu kadar basit. Neler yapabiliyoruz? Burada 3 tane farklı opsiyonumuz var. Ya çok acil, son nokta, son temiz nokta neresi diyerek find the latest clean point diyebiliriz. Burada algoritmik anlamda yaptığımız research, yaptığımız taramaların metodu değişiyor. Bununla beraber last restore point biraz daha seri olarak, geriye dönük olarak tek tek restore pointleri tarıyor. Ya da işte tüm restore pointlerimi tarasın, şu zaman dilimi içerisinde tarasın dediğimizde de işte binary search ile işte hızlıca o son noktaları bulmak için farklı metodlarda taramaları gerçekleştiriyor. Yine sağ fare scan backup dediğimizde yine aynı opsiyonlar var. Antivirüs taraması yapabiliriz. Bununla beraber de yara kurallarıyla istediğimiz zinciri bulabiliriz. Yara burada ne işine yarıyor? Bir ransomware saldırısında ya da saldırı sonrasında backupları kontrol etmekte bize yardımcı oluyor. Böylelikle kafanızda bir soru işareti kalmıyor.
Varsa herhangi bir infected, yani bir zararlı içeriyor. Vim ara biriminde bunu zaten kırmızı böcek sembolüyle de görebiliyorsunuz. Böcekleri store ederken onun zararlı bir içerik içerdiğini ara biriminden tutun da VM listesine kadar birçok yerde görebiliyorsunuz. Bir de aslında hani ikinci şeyde örneğin CDP replikalarda da bunu kullanabilmek bence çok güzel çünkü yani CDP ile birlikte 2 saniyeye kadar düşük SLA'lerle restore pointler oluşturabildiğimiz konuda bunları her bir için yapabilmek aslında çok kısa sürede böyle bir şey algılanırsa çok kısa sürede haberdar olabilmemiz anlamında da önemli bir özellik. Aynen. Yani günler sonra haberimiz olmuyor. Yani günler sonra olmak zorunda değil. Bunu saniyeler içerisindeki oluşan restore pointlerde bunları da kullanabiliriz. Hangi saniyede alarm aldıysak bir öncekine dönebileceğimiz yanıt Evet, aramak gibidir. anında haberdar olabiliriz. Aynen. Bunu bir de disaster recovery ile beraber bağlayabiliriz. Böylelikle disaster recovery'ye geçtiniz, makineleri açacaksınız. Disaster recovery orchestrator'da bağlandınız, senaryonuz hali hazırda oluştu. Peki ben bu açacağım senaryoda makineler temiz mi? Aynı şekilde disaster recovery entegrasyonuyla, disaster recovery orkestrasyonu entegrasyonuyla beraber bir açacağınız sistemin virüslü olup olmadığını ya da herhangi bir şekilde bir sıkıntı olup olmadığını rahatlıkla kontrol edebilirsiniz. Aynı zamanda sistem belirlediğiniz aralıklarda testler de yaptığı için açtığınız V'nin %100 olarak temiz olduğuna emin olabilirsiniz. Evet, biraz daha vakite baktığımda biraz daha hızlanmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü çok fazla özellik var. Mümkün olduğunca en fazla şeyi söylemek isteriz. Burada hani az önce 12.1 ile sana bakayım. burada hani bahsettiğimiz aslında az önce Bülent Mor'a bahsederken Orchestrator yani gelen özellikler Veeam One ve Recover Orchestrator aslında her birlikte bir kullanılabilen şeyler itibariyle bence çok güzel. Çünkü gelen özelliklerin farklı farklı Veeam'in diğer ürünlerinde de kullanabilmesi güzel. Ve bununla birlikte herhangi bir anomali tespit ediliyorsa bunu da bir görsel olarak da görüp karşımıza çıkaran şeyler de içeriyor yine Veeam. Aynen. Sırf orasıyla da limitlediği zaten her yerde Veeam içerisinde bir problem çıktığında loglarda help desk sanal makine Tabii. yedeklerinde olan böceği Tabii yani mutlaka görür. orada görmezsen Veeam One'da direkt zaten açtığında karşına çıkıyor. Ya zaten hani mailleri, logları vesaire zaten saymıyorum. Onları zaten anında görebiliriz. Ama Veeam One'a da girdiğinizde örneğin her şey tek bir ekranda o Threat Center'da karşımıza çıkması gerçekten güzel. Üçüncü kategori. Taramalarımız yaptık, bulduk, aksiyon aldık. Şimdi de biraz daha esasında güvenli ya da uyumlu süreçlerimizi yönetmek. Bunlardan birisi veri özgürlüğü. Ondan bahsedelim ve diğer sonra yeteneklerden bahsedelim. Hep söyleriz ya, Veeam'le aldığımız yedekler mobil yedekler. Yani anlamı da şu, aldığım herhangi bir platformdan aldığım yedeği, iş yükünün yedeğini, bir kopyasını alıp farklı platforma rahatlıkla dönebiliriz. Dolayısıyla Veeam sunucusu olmasa dahi orada utility'ler var. Siz bu yedeğin dosyasını açıp restore işlemini yapabilirsiniz. Dolayısıyla en büyük güzelliklerden birisi de bu. Aldığım işte on-prem'den aldım, hipervizörden aldığım yediği Azure'a da dönebiliriz. Örnek olarak söyleyeyim, hani ben çok bahsederim bu yetenekten çünkü bence önemli noktalardan birisi. Ya bir problem oldu, veri merkezime ulaşamıyorum. Ne yapabilirim? Azure'da, işte Amazon'da hızlıca bir account açıp orada sanal makine açabilirim. Eğer yedeklerim de varsa aldığım yedekleri orayı da kurtarabilirim ve hayatıma, sürecime hızlıca devam edebilirim en azından kritik makineler için. Dolayısıyla platform özgürlüğü, yedekleme verilerinin bağımlı olmaması çok fazla işimizi kolaylaştırıyor. Bununla beraber de ilk başta şeyden bahsedeyim bir sonraki slaytla da uyumluluk çözümleyicisi. Bu bizim işimize ne yarıyor? Ne gibi süreçlerimizi yönetiyor dersek en büyük konulardan birisi de tabii ki best practice'lere, en iyi uygulamalara uyabilmek. Artık bu kapsamda onlarca sanırım içerisinde yetenek şey var, sizlere belirleyici kurallar var. Bu kuralların kontrollerini yapıp hızlıca uyarı verebiliyor. Zaten Mora'yı da arasam, Berat'ı da arasam, ya Berat bana en hani top
Veeam'i koruyabilmek için, Veeam sunucularını, altyapısını koruyabilmek için neler yapmam gerekiyor derseniz bu Security ve Compliance Analyzer içerisinde var. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka buradaki en iyi uygulamaları yapmanızı her zaman öneriyoruz. Bu otomatik olarak kendi üzerinde de çalışıyor. Herhangi bir değişiklik olduğunda size yine aynı şekilde alarmlarla bilgi verebiliyor. Berat ya da Moro, Four Eyes. Yani gözlerini diğer kapatıyorum. Sistemimize diyoruz ya, dört gözlere sahip çıkmamız gerekiyor. Bazen maalesef kötü niyetli kişiler backuplarımızı silmeyi deneyebiliyor. Four Eyes korumasıyla beraber artık backupları silmek istediğimiz zaman ikinci bir onaya gidecek. Örnek olarak ben kötü niyetli bir kişi olarak delete butonuna bastığım anda Bülent'e bir uyarı gidecek. Moro backupları silmeye çalışıyor, onaylıyor musun? Eğer Bülent back onaylarsa backuplar silinemeyecek. Sonrasında da Veeam ilgili gerek sistem logları olsun, gerek VBR'ın logları olsun, gerek mail olsun bu işlemi ilgili bütün birimlere bildiriyor olacak ve herhangi bir sıkıntı anında da kimin ne yaptığı burada gözüküyor. Bir diğer özellik Veeam'la entegrasyonuyla beraber gelen ve Veeam'i farklı kılan Veeam Tehdit Merkezi. Burada mevcut almış olduğumuz yedekleri, mevcut politikalarımızı, backup fail durumları gibi birçok komponente bağlı olarak bize bir güvenlik puanı çıkartıyor. Yedekleriniz ne durumdadır, sıkıntı var mıdır gibi. Mesela ekranda %98 olarak gözüküyor. Demek ki bazı şeyler hala eksik. Bunlarla ilgili olarak herhangi bir sıkıntı varsa, örnek olarak bir kötü yazılım varsa ve birden fazla data center'ımız varsa, bunu bir harita üzerinde hangi data center'ın etkilendiğini ve herhangi bir eksiğimiz varsa bunların nelerden kaynaklandığı gibi birçok bilgiyi bu ara birim üzerinden tek bir bakışla rahatlıkla görebiliriz. Ve tabii normalde aslında birçok şey ifade etse de, yani tek bir ekranda bir şeylerin yolunda gidip gitmediğinin farkına aslında varabilsek de, detay istersek de sağ tarafındaki tuşlarla ekstra olarak Veeam One tarafındaki reporter'a gidip oradan ekstra raporlara da bakılabilir. Bu da yine detay isteyenler için de kullanılacak şeylerden bir tanesi. Diğerlerini de hızlıca geçelim. Zaman evet. Salonu, ben de saate bakmak zorunda kaldım. AI, artık AI chatimiz de var Veeam içerisinde. Sağ panelde. Modaya uygun bir Veeam sürümü diyebilir miyiz Bülent? Efendim? Modaya uymuş. Modaya uygun bir Veeam sürümü. Tabii her yerde kullanmak gerekiyor. Dolayısıyla bizim işimizi de güçlendiriyor. Çünkü artık hani sorusunu sorup cevap da alabiliyorsunuz hızlıca Veeam tarafından. Dolayısıyla arka planda yine artificial intelligence dediğimiz metodları kullanarak hızlı cevapları, hızlı süreçleri sizlere yönetmeye çalışıyoruz orada. Bunu da çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bulut tarafında da çok fazla geliştirmeler var. Kısaca özetlersek Moro, ne gibi yetenekler geldi orada? Amazon tarafında DynamoDB entegrasyonu, Google tarafında Cloud Spanner entegrasyonu, Azure bucketlarını özellikle yedekleyip ve Azure ve blobları özellikle yedekleyebileceğimiz Veeam repozitörleri atabileceğimiz saklama opsiyonları. Çünkü artık bulutta tehdit altında olduğu için kurumlar bunların da bir kopyasını almak istiyorlar. Ve bulutla ilgili işlerimizi aktarmak istediğimiz zaman ilgili entegrasyonları da rahatlıkla yapabileceğimiz, özel ağ tanımlarını kullanabileceğimiz güvenlik ağlarında oluşturabiliyoruz. Burada amaç bulut üzerindeki iş yükleri de gene aynı konsol üzerinden rahatlıkla yönetip ilgili entegrasyonlar yapıldıktan sonra buraların da güvenlik altına almak. Bu aslında burada hayatımıza yeni giren şeylerden biri, öyle değil mi? Yani S3 ve Azure Blob alanlarının yedeklenmesi. Çünkü bugüne kadar biz bu alanları yedeklerimizi koymak için kullanıyorduk. Ama artık bu yeni versiyondan itibaren artık buraların yedeklerini, yani source olarak kullanıp buradaki bilgilerimizin, verilerimizin yedeklerini herhangi bir Veeam repository'ye alabiliyoruz, görünüyor. Bunun da temelinde maalesef gene ransomware saldırıları yer alıyor. Geçmişte kimse bulut üzerindeki verilerle ilgilenmezken, evet, hackerlar işi büyüttü ve artık buraları da hedef haline getirdi. Özellikle yurt dışında S3 ve blob alanlarının ciddi miktarda saldırı aldığını ve buradaki verilerin bir şekilde silinmeye çalışıldığını maalesef görüyoruz. Veeam'in bu özelliği sayesinde buralara yedeklenen verilerde artık belirlediğiniz farklı bir kaynağa, repozitör olarak da aktarabileceksiniz. Yenilikler sadece bu kadar mı? Yaklaşık 100 küsür yenilik anons edildi. Biz burada bir kısma değiniyor olacağız. Depolama tarafında da birçok entegrasyon söz konusu. Örnek olarak NetApp ONTAP'ın Flex Group desteğiyle daha büyük volümleri yedekleyip kurtarabiliyoruz.
Halihazırda birçok kurumda kullanılan data domainine retention loglarıyla entegre olarak bunların üzerinde ransom ve korumalı olarak yedek alabiliyoruz ve verilerimizi ihtiyaçlarımız doğrusuna nesne tabanlı alanlarda ister normal ister immutable olarak da yedek altına pardon güvenlik altına alabiliyoruz. Evet, en çok beklenen şeylerden biri de data domain'in de burada immutability kullanabilmesiydi. Beklenen şeylerden biriydi. Artık buna da sahibiz. Yani store once ve data domain'de artık immutable repository olarak kullanabiliyoruz Arka buralarda. planda zaten yapıyorduk ama checkbox'la artık çok daha Evet, yani aynen. amaç gene işi En azından kolaylaştırmak. Veeam'in arayüzünden kolay bir şekilde yapabiliyoruz. Diğer taraftan tabii az önce ben bahsetmişim zaten otomatik bulut kurtarma aldığım verilerimizi Azure'a dönebiliriz hızlıca geçmek istersek. Bununla beraber de felaket kurtarma süreçlerinde orada doğrulanmış da Orchestrator'la beraber ekstra gelen yetenekler var. Diyelim. Diğer yandan hani uyumluluk süreçleri bunlardan zaten yani yeri geldiğinde bahsettik. 365 tarafında Veeam'la entegrasyonla ekstra raporlar alarak orada neler yapılmış gibi raporların hani detaylı olarak detaylarını alabiliriz. KMS entegrasyonu geldi. Dolayısıyla şifreleme yöntemlerini de KMS'i kullanabiliriz. Bununla beraber zaten nesne depolama alanlarından bahsettik. Oradaki yedeklerin alınması veya oraya yedek olarak dosyaların çıkılması artık çok daha kolay diyelim. Uygulamalar kapsamında neler söyleyebiliriz? Uygulamalara erişirken özellikle ilgili güvenlik önlemlerini daha da arttırdık. Örnek olarak Oracle Solaris'lerde Bare Metal Recovery'de ilgili token bazlı entegrasyon getirdik. Böylelikle doğru makineye doğru kişinin yüklediğinden emin olabilirsiniz. Uygulama ekiplerinin yetkilendirini ve yedekten yayınlanan bir problemle kimleri etkileyecek gibi birçok entegrasyonu sağladık. Aynı zamanda PostgreSQL database'leri için PostgreSQL seviyesinde instant recovery yani anda kurtarma özelliğinde devreye soktuk. Halihazırda kullanılan bilirler Oracle SQL ve NAS tarafında bu özellik varken artık PostgreSQL sistemleri için de instant recovery özelliklerinden yararlanabiliyoruz. Evet, Güzel yani aşamalar. uygulama seviyesine başladığı andan itibaren yani işte NAS tarafında veya SQL tarafında bu noktada da uygulamalara yani her versiyonda yani Instant Recovery'ye yeni bir özelliğin gelmediği bir versiyon yok gibi. O yüzden çok uzun yıllara dayanan bir özellik, kullanılan sevilen bir özellik artık bunları uygulama seviyesinde de çeşitlendiriyor. Bu da bence güzel şeylerden bir tanesi yeni versiyonda. Aynen. Son olarak IBM'den kısaca bahsedeyim. IBM çözümleriyle beraber zaten ekstra yetenekler geldi. Burada AX'tan bahsettik. Bununla beraber DB2 artık desteği artık Veeam içerisinde mevcut. Beklenen şeylerden biriydi bu da. Plugin. IBM Power üzerinde. Dolayısıyla SAP ana da olsa burada bir pluginimiz var. Enterprise kurumsal eklenti diye geçen. Bunların üzerindeki uygulamaları da DB2 yediğinde artık çok rahatlıkla yine aynı panelden, aynı konsoldan, aynı Veeam kurulumundan yönetebiliyorsunuz. Tape dünyasında ise manyetik kaset dünyasında da IBM Jaguar da artık kullanabilir hale geldik diyelim desteklenen ekosistemi anlamında. Bununla beraber hani yeteneklerden ziyade bir nevi bir tabii ki hep ransomware'den, fidye yazılımından konuşuyoruz. Veeam burada kendi süreçlerimize, kendi yeteneklerimize sunduğumuz özelliklere gerçekten çok güveniyoruz ve arkasındayız. Bu kapsamda da zaten Cyber Security dediğimiz bir program çıkardı. Mora zaten hani paketleme üzerinde de konuşmuştu. Bu bir add-on olarak premium pakete alınabilen bir paket. İçerisinde ne var diyecek olursak olay öncesi, olay sırasında ve sonrasında sizlere destek olabildiğimiz süreçler var. Nedir bunlar? İşte daha öncesinde tabii ki mimariyi doğru best practice'lerle inceleyip orada değerlendirmelerimizi sizlere sunabiliyoruz. BIM kurulumlarında yardımcı olabiliyoruz. Tasarım hizmetlerinde ve uygulama kapsamında sizlere orada en iyi, en güçlü, en güvenilir mimariyi sunarak beraber çalışıyoruz. Başınıza herhangi bir problem gelirse 7-24 30 dakika SLA vererek birebir Veeam içerisinde SWAT team diye geçer. Ransomware ekipleriyle beraber ortamınızı orada kurtarma süreçlerinize yardımcı olabilecek ya da süreçlerinize sizlere destek olabilecek
Beraber çalışıyoruz diyelim, bir partner gibi, bir iş ortağı gibi. Bununla beraber özel bir hesap yöneticiniz oluyor. Technical Account Manager dediğimiz sizlerle birebir çalışan, sorunlarınızı dinleyen, Veeam içerisinde süreçlerinizi hızlıca yöneten. Dolayısıyla eliniz hem teknoloji anlamında hem süreçler anlamında çok güçlü bir hale geliyor. Tabii başınıza bir felaket geldi ve veri kurtarma süreçlerinizde bir problem yaşadınız. Bu süreçler sonrasında orada Veeam olarak da 5 milyon USD dolara kadar veri kurtarma masraflarında bir sigorta sizlere sunmuş olabiliyoruz bu süreçleri yöneterek. Dolayısıyla bunun açıkçası anlamı şu, böyle bir kapsamlı süreci Veeam'le yönetebilirsiniz. Bununla da beraber zaten teknik anlamda biz ürünümüze, teknolojilerimize ransomware kapsamında çok güveniyoruz ve zaten bu süreci beraber yönetmek içerisinde de ekstra paketle, ekstra siber güvenlik tehdidi kapsamında çözüm de sizlere sunabiliyoruz diyelim. Ve Veeam One tarafı, hani az vaktimiz kaldığı için belki kısa bahsedeceğiz ama hani birçok kez dile getirdiğimiz Veeam Threat Center, az önce gördüğümüz o ekran görüntüsü Veeam One tarafında gördüğümüz bir şey. Artık biz aslında konuşurken normalde tabii ki farklı ürünler daha önceden standalone alınabiliyor vesaire ama şu an aslında konuştuğumuz şeyler Veeam Data Platform özelinde ve buna artık Recovery Orchestrator'ına dahil edildi. Aslında en çok konuşmak istediğimiz şey Veeam Data Platform Premium Edition ve onun içerisinde yer alan ürünlerden bir tanesi de Veeam One ve en yeni gelen özellik de buradaki Threat Center. Buradaki bir scorecard aslında bizim ilk güvenlik postürümüzü görebildiğimiz kısım ve buradan aslında fikir sahibi olabiliyoruz ilk anlamda. Backup'larımızın durumu, buradaki security compliance anlamında ne durumdayız gibi şeyleri ilk etapta görebiliyoruz. Bunun dışında bunları farklı coğrafyalara, yani bizim backup repositörlerimiz ya da aldığımız yerler, bunları farklı alanlarda haritada görebiliyoruz ve dolayısıyla çoklu bir coğrafyaya yayılmış bir ortamımız varsa bunları da yine tek bir elden nerede problem olduğunu görebiliyoruz. SLA compliance tarafında da yine tek bir görüntüyle birlikte başarılı ya da fail veren SLA'lerimizin uygun olup olmadığı, örneğin bir CDP job'u çalıştırmışsınız ve beklentiniz örneğin her bir dakikada bir restore point oluşması ama bir şekilde bu SLA'ler tutmamış, olmamış. Dolayısıyla burada da nelerin başarılı, nelerin başarısız uyup uymadığını SLA anlamında görebiliyorsunuz. Ve diğer tarafta da bir anomali kısımları, herhangi bir anomali, bir RPO anlamında varsa da yine burada bunları görebiliyoruz. Oldukça detaylı kullanmanızı öneririm. Eğer ortamınızda varsa bakıp burayı detaylarına kadar incelemenizi öneririm. Tabii ki normal şartlar altında Veeam One'da birçok raporlar var. Bu raporlarla birlikte işte malware detection raporları, security compliance raporları, protected files ya da object storage gibi birçok rapor var. Oldukça detaylı, güzel raporlar. Yöneticilerin çok hoşuna gidecek olan raporlar var ve aslında sizin de işinizi kolaylaştıracak şeyler. O yüzden bunları da kullanmanızı öneririz. Buradaki başta bahsettiğimiz entegrasyondan biri ServiceNow'dı. İlerleyen zamanlarda belki ekstra şeyler de gelebilir ama şu an ServiceNow'la entegrasyon var. Ve burada Veeam One'la birlikte her iki tarafı da birbirini besleyebildiği bir ortam mevcut. Dolayısıyla backup ortamınızda Veeam One'ın görmüş olduğu herhangi bir oluşan bir alarm direkt ServiceNow tarafında bir ticket açılması ya da burada direkt olayın görülmesi sağlanabilir. Dolayısıyla bununla ilgilenen ekipler en hızlı aksiyonu en çabuk şekilde alabilirler. Bülent, ekleyeceğiniz şeyler var mı? Aynen. Zaten en önemli konusu syslog olarak en azından entegrasyonun geliyor olması. Orada herhangi bir CM ürünü syslog kullanıyorsanız oraya alarmları üretip buradan oradaki süreçlerinizi yönetebilirsiniz diyelim. Bununla beraber VRO'dan da biraz bahsettik. Zaten en önemli konulardan birisi felaket kurtarma süreçlerimizi yönetebilmek, orkestre edebilmek, oradaki planları öncesinden hazırlayabilmek. Bence daha da önemlisi başımıza bir felaket gelmeden önce bu planların testini yapıp hem uyumluluk süreçlerimizi kontrol altına alabilmek hem de
Hep bahsediyoruz rahat gece rahat uyuyabilmek başımıza bir felaket geldiğinde çünkü hazırlıklı olduğumuzu biliriz. Dolayısıyla Recovery Orchestrator çok önemli. Arka planda hem dokumentasyonu öncesinde sizlere sağlayan hem arzu ettiğinizde bu Data Labs dediğimiz, Sure Backup dediğimiz testleri otomatik olarak yapabilen, raporlandırabilen, temiz geri yüklemeleri sizlere sunabilen bir orkestrasyon tool'u diyelim. Burada hani geçmişten günümüze baktığımızda 7. sürümdeyiz. En önemli yeteneklerden birisi değişikliklerden birisi. İsmimiz de değişti. Artık BIM Disaster Recovery Orchestrator değil. Yeni platformumuzda, data platformumuzda artık ismimiz VRO, BIM Recovery Orchestrator. Güzel yeteneklerden birisi artık Premium Edition'ı BIM sitesinden ISO'sunu indirdiğinizde tek kurulum içerisinde hem BIM'i kurabiliyorsunuz, 9 GB'lık bir dosya, hem BIM One'ı kurabiliyorsunuz, hem Premium Edition'ı VRO'yu kurabiliyorsunuz. Dolayısıyla dosyanın indirilmesi, kurulum süreçleri dahi tek bir paket içerisinde lisanslamayla beraber çok kolay hale geldi. Bugün deneyeyim, hani bu VM'i kendi ortamımda görmek isterim dediğinizde bu paketi indirip 3 ayrı yeteneği de aynı sunucu üzerinde kurup hızlıca süreçlerinizi ilerletebilirsiniz. Bununla beraber az önce de bahsetmiştik. Ransomware kapsamında VRO'da ekstra yetenekler var. Yine aynı şekilde Sure Backup'ı işte yara kurallarını, antivirüs taramalarını Recovery Orchestrator'da yapabiliyoruz. Threat Center yine BIM'de olduğu gibi Recovery Orchestrator içerisinden de görebiliyorum. Operasyonel süreçlerimi görünürlüğü bir seviye arttırıyor. Dolayısıyla daha o panelde hızlıca işte RPO'larım karşılanmış mı ya da işte dashboardlar üzerinde herhangi bir malware yakalanmış mı diyeyim. Bunları da Recovery Orchestrator içerisinden görebiliyoruz. CDP ile ilgili replikasyon testlerimiz geldi. Artık CDP üzerinde de Recovery Orchestrator bazında da yapabiliyoruz. Azure kapsamında da ekstra betiklerle, ekstra scriptlerle Recovery Orchestrator içerisinde özel bir customization yapmanız gerekiyorsa öncesinde planlayıp testlerinizi yapıp o disaster recovery senaryosuna hazır hale gelebiliyorsunuz. Tabii her sürümde olduğu gibi UI yetenekleri de UI tarafında da geliştirmeler mevcut. Diyelim orada herhangi bir sorunuz olursa zamansal anlamda çok fazla detaya inemedik ama bizlere de iletebilirsiniz. Her zaman destek olmak için buradayız diyelim. Atladığım bir konu varsa sözü Berat ve Mora'ya bırakayım. Teşekkürler Bülent. Aslında çok daha detaylı konuşmak isteriz ama bu vakte sığdırabildiğimiz kısmı bu kadar arkadaşlar. Bu arada şunu da söyleyeyim. Biz de Ingram Micro olarak aslında BIM Partner Akademi düzenliyoruz. Yani BIM Distribütörü olarak. Dolayısıyla Mart ayının başında bir BIM Partner Akademi düzenleyeceğiz. Dolayısıyla çok daha detaylı belki de ve lablar üzerinden de konuşabiliriz. Ama bugün bu saate sığdırabildiklerimiz bu kadar. Katılımınız için çok teşekkür ederiz. Bülent, Moro, desteğiniz için çok teşekkürler. Sözü size bırakmadan önce tek de bir şey söyleyeyim. VIM Community'den bahsettik. Burada aşağıdaki linkten bakıp aslında VIM Community Hub'a girerseniz, hani arattığınızda orada Türkiye sayfasını bulabilirsiniz. Ve lütfen oraya kayıt olmadıysanız lütfen kayıt olun. Orada Bülent'in yapmış olduğu, Moro'nun yapmış olduğu paylaşımları takip edebilirsiniz. Ama tabii ki sizler de paylaşım yapabilirsiniz. Orada dilediğiniz şekilde sorularınıza cevaplar bulabilirsiniz. Oldukça değer katan, yardımcı olan bir yer olduğunu söyleyebilirim. Bülent, yoğun kullanımından size. Dolayı zaten birçok kullanıcı bunu takip ediyor. Dolayısıyla evet. Herhangi bir soru işaretiniz varsa buraya yazabilirsiniz. Sizin gibi bir VIM kullanıcısı mutlaka cevap döndüğünü göreceksiniz. Buradaki amacımız her zaman için komünite içerisindeki bilgi paylaşımını arttırmak ve günlük işlerimizi daha da kolaylaştırmak. Dolayısıyla Berat'ın da biraz daha belirttiği gibi halihazırda üye değilseniz bu adres üzerinden sisteme üye olabilirsiniz ve ilgili yazıları rahatlıkla takip edebilirsiniz. Aynen, çok güçlü bir tool. Berat, biz de size sana çok teşekkür ederiz. Bize bu fırsatı verdiğin için ve katılımcılarımıza tekrar ayrıca teşekkür ederiz. Bir sorunuz olursa her zaman bizlere de ulaşabilirsiniz diye özetleyeyim. Teşekkürler. Teşekkürler vakit ayırıp bizi dinlediğiniz için. O zaman görüşmek üzere şimdilik bir sonraki webinarda. Görüşmek üzere. Herkese çok teşekkür ederim.